Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel patik çalışmasını yapacağız. Patik çalışmamızı yapmak için taban kısmından örmeye başlıyoruz. Taban kısmında istediğimiz yaş grubuna uygun olarak zincirimizi çekelim. Zincirimizin etrafında 3 sıra dolaştıktan sonra yeterli ölçümüz oluşacaktır. Sonrasında üst sıramıza geçerek hem beyaz hem de pembe rengimizi örerek patiğimizi tamamlayacağız. Bakın sanki çorap var görüntüsü olan güzel bir e, patik çalışması. Şimdi e, bu elimdeki ölçü 0-6 aylık bebekler için ipinize göre e, zincirimizin ölçüsü çok önemli. 15, 17, 19 şeklinde zincirlerimizi çekebilirsiniz. Eğer daha büyük yaş grubu için öreceksek biraz daha büyük zincirleri çekelim. Tabi burada ipimizin kalınlığı da çok önemli. Eğer ipim ince bir ip olsa daha fazla zincir çekmem gerekecekken ipim biraz dolgun olduğu zaman daha az zincir sayısıyla yeterli ölçüye ulaşabilmekteyim. Şimdi elimde Etrofil marka ipim var. Hem beyazı hem pembesi her ikisini de etrofille ördüm. Şimdi 15 tane zincirimi çekerek bu ölçüdeki patiğime ulaşacağım. Evet hemen zincirimizi çekelim ve ölçüsüne baktıktan sonra birbirimizin ölçüsüyle kıyaslayalım. Gerek görürseniz birkaç tane zincir ilavesiyle örebilirsiniz. Şöyle çekiyorum. Bunu da 1 diye sayıyorum. Bakın 1. Bunu 1. Şöyle sıkıştırmadım. Buradan girmek istiyorum içine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirim çektim. Hemen bakın gayet de rahat çektim. Sıkıştırmadım zincirlerimi. Üzerine trabzan ve sık iğne yapacağım için zorlamasın beni diye. 15 tane zincirim. Şöyle gördüğünüz zaman bakın tam 6 santim. 6 santimin karşılığını bulmadıysa sizin 15 zinciriniz iki tane daha ilave edebilirsiniz. O iki tanenin bir tanesi sık iğne tarafında bir tanesini trabzan tarafında yedirterek yine aynı patik, patiğimizi örebiliriz. Çünkü burada çalışacağımız en önemli nokta burun kısmı. Bu kısım ne kadar büyürse büyüsün veya ne kadar biraz daha küçük olsun hiç fark etmez yapacağımız çalışma sadece burun kısmında olacağı için dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Zaten taban kısmını hemen hallederiz. Ee, ne kadar zincir fazla çekerseniz yarı yarıya bölüp paylaştırabilirsiniz. Sık iğne tarafında ve trabzan tarafında olarak. Evet şimdi sıramızı örmeye başlayalım. Önce sık iğneli bölümümüzü örelim. Sonrasında trabzanlı bölümümüze geçelim. 15 zincirimizden hemen sayıyorum. 1, 2, 3, Üçüncü zincirin içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Bakın üçüncüye battım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane ilk dönüşümle birlikte batmış olduğum sık iğne sayım. Evet sık iğnemizden sonra hemen yanındaki ilk zincire bir tane yarım trabzan örüyorum. Çakma sık iğne diye adlandırılan yarım trabzanımızı bir defa başını dolayarak girdim, tek seferde çekiyorum. Buradaki e, çok yükseltiyi hafifletmek için sık iğneden birden trabzan'a geçtiğimizde hem e, örgümüz kasacaktır kendisini çekecektir. Bu aradaki uyumu yumuşak geçişi dengelemek için. 6 tane sık iğnemden sonra bir tane yarım trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum sonrasında sayıyorum bir trabzan ikili bakınız 2 i̇ki, 3 sayılara da çok takılıp kalmayın bir fazla iki eksik hiç önemli değil sayıyoruz bakınız ve sona doğru ilerliyorum en son bakınız ilk başlattığımız zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bütün trabzanlarımı da ördüm. Sık iğnelerimi ördüm. Yarım trabzanımı ördüm. 2, 4, 6 tane de trabzanımı ördüm. Şimdi 6. trabzanımın bulunduğu yere toplamda 6. E, trabzanı da dahil olacak şekilde 5 tane trabzanım örüyorum. Bakınız birini ördüm sayıyorum. İkinciyi örüyorum. Aynı yere. Burası e, burun kısmı olacak. 3. örüyorum, 4. trabzanımı ve son olarak 5. trabzanımı da örüyorum. Tam 5 tane trabzanım ördüm. Şöyle görelim. En son zincirin içerisine 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Şurayı görelim. Bakınız, burası burun kısmı patiğimizin burun kısmının ilk olan kısmını yani ilk sırasını genişletmek için 5 tane trabzanımızı ördük karşı taraf ise sık iğneli olan bölüm olacak şimdi tım başını doluyorum 5 trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki bakınız trabzanın tam karşısına gelerek batıyorum bakın tam karşısına bu sistemi oturtursanız bütün patikleri gayet rahatlıkla örebilirsiniz arkadaşlar bakınız 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 topu kısmını ördüm. Burun kısmını ördüm. Karşılıklı birer birer trabzanlarımı trabzan olarak, yarım trabzanımı yarım trabzan olarak, sık iğnelerimi sık iğne olarak başa kadar ilerliyoruz. Ve devam edelim. Bakınız tam karşılığındaki trabzanımı örüyorum. İpimi de arkadan gizlemeye çalışıyorum. Bakınız bunun tam karşılığındakini örüyorum zincirimizi yarı yarıya paylaşmış oluyoruz. Diğer örüyorum ve son trabzanımı örüyorum. Burada yarım trabzanım var. Bir defa başını doluyorum. Geçişi yumuşattığımız trabzanımız tek seferde kapatıyorum. Bu tarafta 6 tane sık iğnemiz vardı. Hemen bakın şöyle görelim gayet kolay birebir karşılıklı ve burun kısmına 5 trabzan bakın karşılıklı 1 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 ve yarım trabzanız bakın hiçbir zorluğu yok ve şimdi sık iğnelerime başlıyorum 6 taneydi ilk batışımızla birlikte 1 bir sık iğne karşılıklı batıyorum ikinciyi battım bakınız üçüncünün karşılığını battım dördüncünün karşılığını battım beşincinin karşılığını battım. Evet topuk kısmımızın bulunduğu yere geldim. İki tane zincir atlayıp üçüncü zincire batmıştım. Bu kısma girerek üç tane sık iğnemi örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, aynı yere batıyorum. Üç, üç tane sık iğnemizi ördükten sonra ilk battığım yere bakınız. Şuraya geliyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle. İlmeğimi geçirdikten sonra 1 2 iki, iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere bir daha trabzanımı örüyorum ve ilerliyorum. Artık trabzan olarak örüyorum. Topuk kısmından bakınız burun kısmına doğru ilerliyorum ve trabzanımı örüyorum. Her birine birer tane trabzan. Bakın artık yarım trabzanımız yok, sık iğnemiz yok. Sadece trabzan olarak 5 tane burun kısmına ördüğümüz trabzana kadar dümdüz ilerliyorum. Bakın hiç hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Şuradaki 5 tane sayıya gelene kadar örüyorum. Tam bir tane trabzanım kaldı. Evet. 5 beş trabzanımın 5'ini de her bir trabzanı ikişer ikişer örerek toplamda 10 tane trabzan sayısına burayı çıkarıyorum. Bakınız şu kısmı 1, 2, 3, 4, 5 burun kısmını örmüş olduğumuz bölüm. Şöyle asılayım bakınız daha güzel görülsün. Buradan birer birer örerek ilerledim. Hemen ikişer ikişer örüyorum. 1, aynı yere bir daha batıyorum. 2, tekrar 1, aynı yere bir daha batıyorum. 2, 5 tane çift örmüş olacağız. Trabzanlarımıza çift çift örüyoruz. Evet sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çiftimizi ördük. Bakınız şöyle görelim. Aşağıda 5 çiftimiz vardı. 5'ini de bu şekilde ördük. 10 oldu şimdi. 2, 4, 6, 8, 10. Yani 5 tane çiftimiz var. Ve devam ediyorum. Buradan şuradaki örmüş olduğumuz kısma kadar. Bakınız. Sık iğne ile dönüş yapmış olduğumuz 3 tane sık iğnenin bulunduğu yere kadar birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. 1, 2, 3 saymamıza gerek yok. Aradaki olan bütün trabzanlarımızı ve sık iğnelerimizi, yarım trabzanımızı tamamını trabzan olarak örüyoruz. Hiç atlamadan karşılıklı oldukları için zaten sayılarımız eşit. Bir defa yaparsanız çok rahat bütün patiklerde tabanımızı kullanabilirsiniz. Evet hemen bakınız 1, 2, 3 tane sık iğnenin bulunduğu yere geldim. Ve hemen yanındakini 2 tane trabzan olarak örüyorum. Burayı da 5 tane trabzan olacağız. Bakın 3 tanesi burada. Hemen birinciyi ördüm. Birinci çiftimi ördüm. İkinci çiftimi ördüm. Üçüncü çiftimi örüyorum. 1 ve 2 Şöyle görelim. 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4. çiftimi örüyorum. 1 2. Zincir çekerek başlamış olduğum yere geliyorum ve hemen yanına batıyorum. Ve bunun da üzerine geçişimi yapıyorum. Bununla beraber toplamda 5 tane çiftimiz oluyor. 1 2 3 4 ve 5. Hemen bir sonraki yere ilmeğimi kaydırıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanım örüyorum hemen dibine bir tane batıyorum ve birer birer ilerliyorum burun kısmındaki ilk çift olarak ördüğümüz yeri geldiğimiz zaman hemen artışlarımıza başlayacağız şimdi birer birer örmekteyim Bakın ilk çiftli bölümüme geldim ve ilk çiftli bölümümü çift olarak örüyorum. Bu sıramızda bir çift bir tek olarak öreceğiz. İlk çiftimizi örelim. Bakın sadece burun kısımlarıyla topu kısmı önemli. İlk çiftimizin hemen ilk trabzanlı çift ördüm. İkinci trabzanını ise tek olarak örüyorum. Bir çift bir tek bir çift bir tek olarak devam edeceğiz. 5 tane çift olarak ördüğümüz bölümü bir çift bir tek ördüm. Sırada tekrar çiftimizi ördüm. tek ördüm. Tekrar çifti örüyorum. 5 tane çiftimiz olacak. Ve yanındaki tek örüyorum. Ve bakıyoruz bakınız. Çift, tek, çift, tek, çift, tek. 3 tane çiftimiz var. dördüncü çiftimi örüyorum. 1. Aynı yere batıyorum teki örüyorum ve 5. çiftimi örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, evet son kez kontrolümüzü yapalım. Bakınız şöyle tutuyorum. İlk çiftimi şöyle bakınız. Çift bir, çift iki, çift üç, çift 4 çift 5 Şimdi geri kalan bütün trabzanlarımızı ilk çiftimize kadar birer birer örerek ilerleyelim birer birer örüyoruz. Çiftimizin olduğu yere kadar gelelim. Çift olan bölümümüze kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane çiftimizin ilk bakınız. Birinci trabzanla çift olarak örüyorum. Bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Ama başlangıcımızı çift yapıyoruz hemen yanındakini tek toplamda 5 tane çift olacak çifter çifter örerek ilerledim bakınız ilk çifti birlikte yapmıştık bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek, bir çift, bir tek olarak toplamda 5 tane çiftimizi ördük ve e, topuk kısmını da tamamladık şimdi en son çiftimi ördükten sonra bakınız 5 çiftimiz şöyle görecek olursak bakınız bir tek bir çift bir tek bir çift olarak şu kısımdan itibaren örerek ilerledik en son çiftinden sonra hemen bir tane trabzanımı örüyorum en son trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirle çekmiş olduğum bölümün 3. zincir üzerine gelerek batıyorum ilmeğimi sadece geçiriyorum ilmeğimi geçirdim bakınız şimdi ölçümüze bakalım Tamamlandıktan sonraki tabanımıza şöyle düzeltiyorum. 11 santim tabanımızın uzunluğu. Evet şimdi şuradaki görmüş olduğumuz kenar çıkıntılı bölümümüzü örerek ilerliyoruz. Hem birinci trabzanımız hem çıkıntımızı aynı anda ilerletiyoruz. Daha sonra herhangi bir şekilde buraya işlem yapmamıza gerek olmuyor. Şimdi geçişimi yaptıktan sonra şöyle tığımı tekrar ilmeğimin arkasına indiriyorum bakınız ilmeğim burada ilmeğim alıyorum hemen arkadan geçiyorum diğer tarafından çıkıyorum şu şekilde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın tekrar başını doluyorum arkadan giriyorum trabzanım itiyorum ve ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar bütün trabzanlarımı herhangi farklı bir işlem yapmadan ardından giriyorum ve patiğimizin bakınız düz tarafı bizden tarafta. Aynen devam ediyoruz yani hep düz yönden örmeye. Birer birer başlangıç noktamıza kadar örerek ilerliyoruz. İkili trabzan Şöyle görelim. Bakınız şimdiden belli olmakta. Şurada bir çıkıntı, bir basamak durumu var. Burada da trabzanız, Burası da patiğimizin, ayağımızın tam iç kısmına gelecek olan, bu da görünecek olan kısmı. Şimdi başlangıç zincirimi çektiğim yere kadar örerek gelelim. Her seferinde aynı şekilde alalım. Tığımızın başını dolayalım. Arkadan girelim. Diğer yanından çıkalım. Bir yanından girip diğer yanından çıkarak bu şekilde tamamlayalım Evet birinci sıramızı tamamlayarak geldim. Hem patiğimizin tabanının kenar kısımlarını hem de üste doğru giden birinci sıramızı ördük. Yine e, ikinci sıramızı da hiçbir işlem yapmadan birebir bütün trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. En son trabzanımı ördükten sonra zincirimi çektiğim trabzanımın üst kısmına batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra birebir her trabzanın bu kez tepesine batarak ilerliyorum. Diğerde diğerinde şuradaki işlemimizi yapmak için farklı almıştık. Şimdi ise sadece birer birer ilerliyoruz. Başlangıcımıza kadar örerek devam edelim. Evet ikinci sıramızın son trabzanına geldim. Yine zincirimin üst kısmına gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Evet patiğimizin ipimizi kestikten sonra bakınız genel görüntüsü gayet güzel oldu. Şu şekilde bile çok hoş görülmekte bakınız. Gayet hoş duracak. Ön kısmımız dar olan kısmımız ise topu kısmımız. Hiç hatasız inşallah yanılmadan e, yapabileceksiniz patiğimizi. Şimdi Şuradaki görmüş olduğumuz burun kısmında işlemimiz var. Diğer kısımlarda herhangi bir farklı zor bir işlemimiz yok. Sadece şurada biraz sayımız olacak. Sayımızı güzelce birlikte ayarlayacağız. Yine hiç zorlanmadan patiğimizi birlikte öreceğiz. Şimdi e, buradaki kısmımızı şu şekilde ayarlayalım. Bir tane işaretimi hemen elime şöyle alıyorum. Bunu takalım. Bakınız orta zincirimiz var her iki tarafından ayrıldığımız tam orta merkez olan yeri şöyle tığımızı tutalım bakınız tam ortası burası ve ön kısım için tutuyorum buraya bir tane işaretime takıyorum burası bizim tam ortamız isterseniz şöyle yukarıya takalım buradaki sağındaki ve solundaki iki ilmeğimizi saymıyoruz iki tane ilmeğimi saymıyorum bakın sonrasında Sağ tarafa doğru sayıyorum. Çifter çifter. Bakınız burayı saymıyorum. Burası e, sayımızın dışında. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çift ayırdım. Yani 10 tane trabzanım ayırdım. Şu çiftim dışında bakın. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Hemen işaretimi takıyorum. İşaretimi taktım. Burada 5 çiftimiz var. 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift, 5 çift. Şu kırmızıyı taktığımız ise ortada bir çift. Yine bu ortadaki bir çiftimizi, 5 çift sağda, ortada bir çift, 5 çiftte soluna ayarlıyoruz. Birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim, dördüncü ve beşinci çiftim. Hemen buraya da bir işaret takıyorum. Şöyle aşağısına takalım. Evet, 5 çift kırmızı ortadaki bir çiftin sağında 5 çift solunda 5 çift toplamda 11 çiftimiz var 5 çift sağda 5 çift solda ortada bir çift 10 tane çiftimiz şimdi bu çiftlerimizi ikişer ikişer alarak daralma işlemimize geçeceğiz yani burun kısmımızda şu görmüş olduğumuz ilk daralma işlemini böylece başlatmış olacağız şimdi beyaz ipimizi alalım ya da hangi renkle örüyorsanız o ipimizi alalım Şöyle önden değil bakınız arkadan başlayalım. Şöyle arkadan ipimizi kopardığımız yerden başlamamız şart değil. Yalnız başlarken bakınız bu içteki parmağımdan taraftaki işaret parmağımdan taraftaki bölümünden alarak başlayalım. Bir tane zincir atarak zincir çekerek düğüm atmak istiyorum. İçte kalıyor ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen yanındaki içten girerek trabzanlarımı örüyorum bir tanesi dışarıda kalıyor ipimi de alttan götürmekteyim bakınız hiç zorlanmadan ilerliyoruz şimdi ikisi fazla kabarık olmasın o yüzden beyazımı kesiyorum daha fazla götürmemizin anlamı yok. Kabartmayalım her ikisini birlikte. Bakınız buradaki trabzanımı ördüm. Tığımın başında doluyorum Tam düğüm attığım yerdeki trabzanımı da şöyle girerek örüyorum. Hemen yanındakini iç kısmından alıyoruz. Bakınız dış kısımları kalıyor. İşaretime kadar birer birer örerek ilerliyorum. Evet şimdi işaretimin bulunduğu noktadayım. Hemen kesme işlemlerime başlıyorum. 5 tane çiftimizi kesiyoruz. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yine tek yönünden alıyorum. Bir defa örüyorum. İkinci kez örmeden tığımda bekletiyorum. Yanındaki trabzanı yine aynı şekilde bir defa örüyorum, bekletiyorum ve her iki ilmeğimi tek seferde çekerek kesme işlemimi yapıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum, içten giriyorum bir. İkinci trabzanımı örüyorum, tek seferde çekiyorum ve kesiyorum. Bir defa örüyorum, yanındaki trabzanıma da giriyorum bir defa. Her ikisini çekiyorum ve kapatıyorum. Bakınız eğer buranın deliğinin büyük olmasını istemiyorsak şöyle bol bol değil de daha sıkı şekilde tutarsak daha güzel sonuca ulaşırız. Tığımın başını doluyorum. Bir defa örüyorum. İkinciyi bir defa örüyorum ve her ikisini tek seferde çekiyorum. Ve ilerliyorum. Hep bakınız orta parmağımdan taraftaki ilmeğimi alarak ilerledim ve tek seferde çekiyorum. Şimdi orta için ayırdığım çiftin hemen yanı başındayım. Ama ondan öncesinde bu tarafı bir sayalım bakınız. Bir çift, iki çift, üç çift, dört çift, beş çiftimizi kestik. Lütfen e, işaret takarsanız hiç sökmezsiniz, uğraşmazsınız. Hiç sıkıntı çekmeden patiğimizi tamamlarsınız. Bakınız tam ortaya da iki tane takmıştık. 2'nin sağında beş, solunda beş olarak ördük. Beşi kestim. Şimdi tam ortadaki çift ilmeğimi kesiyorum. Bir hemen yanındakini örüyorum. Bir ikisini aynı anda kapatıyorum. Tekrar bir yanındakini bir örüyorum, kapatıyorum. Bir bir kapatıyorum. Bir 1 ikisini aynı anda kapatıyorum. 1 ve 1. Ve son çiftimi kesiyorum. Bakınız hiç sıkıntı çekmeden gayet güzel bir şekilde çiftlerimizi keserek tamamladık. Burada kaç tane var sayalım bakınız. 1 2 3 4 5. 5 tane sağ tarafta. 6 Tam ortadaki 6'yı saymayalım. 5 sağda. Tam ortadaki 6'ı 1 diyelim. Ve onu ayrı düşünelim. Tekrar sol taraftakini saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplamda ortadaki 1'in 5 sağında 5 solunda toplamda 11 tane çiftimizi kestik. Şimdi devam ediyorum. Yani 11 kesilmiş işlemimiz var. Birer birer başlangıç noktamıza kadar. Orta parmağımızın bulunduğu taraftan keserek ilerleyelim. Yani birer birer örerek ilerleyelim. Kesme işlemi yapmayalım tabii ki. Tekrar birleşme noktamıza geldim. 3 tane zincirimizin tepe noktasına gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bakınız, burası çok önemli. Lütfen buraya dikkat edelim. Geçişimi yaptım ve bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Aynı yere battım. Bakınız. Ve diğer trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğne yaparak ilerliyorum. Birer birer. Ta ki kesme işlemimizi yaptığımız yerden bir trabzan öncesine kadar birer birer ilerleyelim. Kesme işlemi burada şuraya kadar örüyorum. Son sık iğnemi ördüm. Bakınız kesme işlemimi yaptığım ilk trabzanımı şöyle bakınız ikisinin hemen yanındaki tek trabzanımı tığımın başında doluyorum, Yarım trabzan olarak örüyorum. Bir defa örüyorum ikinci kez örmüyorum bakın zaten yarım trabzan öreceğiz bir defa da kalacağız hemen kestiğim ilk trabzanımı da şöyle başını doluyorum yarım olarak alıyorum yarım aldığım için bakın bir daha örmüyorum buradan geçiriyorum yarım yarım ikisini kapadım bir öncekini ve hemen ilk kesmiş olduğum iki tane trabzanım tam başını doluyorum yarım trabzan örüyoruz bir defa aldım hemen diğer yanındaki bir defa aldım ve kapatıyorum ikinci kez dolarsam trabzanımız oluşmuş olur bir defa aldım hemen yanındakini yine başını dolayarak batıyorum tek sefer çekiyorum kesmiş olduğumuz trabzanlarımızı yeniden kesiyoruz bakınız ve tek seferde kapatıyorum tığımın başını doluyorum aşağıda kesmiş olduğum bütün işlemlerimizi aynı keserek ilerletiyoruz bakınız 2 iki 2 de tekrar geçiyorum tığımın başını doluyorum 1 bir, bir sonrakini başını doluyorum bir şöyle başını dolayıp örmüyoruz yoksa ikili trabzan olur hemen yanındakini bir bir sonrakini bir şöyle başını dolayarak alalım 1 ve 1. Bakınız buradan iki tane kestik. Diğer taraftan bir tane kesmiştik. Çift denk gelmediği için birinden bir, diğerinden iki olarak kesiyoruz. Ve devam ediyorum. Sık iğne olarak örmeye. Yarım trabzanlarımızı ördüm. Şimdi sık iğne olarak başlangıç noktamıza kadar ilerliyoruz. başlangıç noktama kadar geldim bir tane zincir çekip aynı yere batmıştım bakınız şöyle çok kolay olmakta boşluğa giriyorum başın dolamadan sadece ilmeğimi şöyle geçiriyorum bakınız ipim yarımlandığı için tekrar yapıyorum geçiriyorum gayet düzgün oluyor yeniden bir zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum bakın bir zincir çektim hemen dibine ileriye değil dibine batıyorum ve birer birer sık iğnemizi örerek kesme işlemimizin bulunduğu noktaya doğru ilerliyorum. Sadece sık iğne olarak örüyorum. Şöyle bakınız. Önümüzden Beyazlarımızdan itibaren kesme işlemimize başlamıştık. Şöyle bakın, gayet güzel görülmekte. Patiğimiz bitmemesine rağmen muntazam bir şekilde durmakta. İlk önce ayarlamıştık kesme yerimizi. Beyazımızda ikinci kez tekrar kestik. Şimdi üçüncü kez kesmek üzere sık iğnelerimizi örelim ve kesme yerimize yani burun kısmına doğru yaklaşalım. Evet, bakınız kesme işlemimizin yanına kadar örerek geldim. Bir tane sık iğnem var. Hemen çift kestiğim yerdeyim bakınız. Yine yarım trabzan örerek ilerliyorum. Bir sık iğne kestiğim yer. Giriyorum. Bir defa örüyorum. Daha önceki sırada kesmiş olduğum trabzanımın tepesine giriyorum. Bir defa çekiyorum. Diğerini de ekleyerek alıyorum. Ve yarım trabzanımızda kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir tane kestik. Şimdi ikinciyi kesiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir defa alıyorum ve geçiriyorum. İkinciyi kestim. Üçüncüye başladık üçüncünün ikincisini alıyoruz ve hepsini şöyle alıyoruz dördüncü bir hepsini aynı anda kesiyoruz. dört defa kestik bakınız bir iki üç dört şuradaki bakınız diğer sıramızda iki tane almıştık burada kesmeden direkt sık iğne olarak ilerliyoruz dört tane çiftimiz önümüzde hazır beklemekte. Şimdi sona kadar sık iğnemizi örüyoruz ve ilerliyoruz. Birleşme noktasında görüşelim ama önce önümüze şöyle bir bakalım. Kesinlikle kafamızda herhangi bir karışıklık olmasın. 1 2 3 4 4 defa kestik bakınız ön kısmımızı. Şimdi sık iğnelerimizde diğer kesme yerimize kadar geçişimizde yaparak dolaşıp gelelim ama yeni başlayan arkadaşlarımız için aslında geçişi beraber yapsak daha hoş olabilir. O yüzden Şöyle biraz devam edelim. Geçişler ve bitişler özellikle sıkıntılı olabilmekte. En son trabzanı ördüm ve bakınız bir tane zincir çektiğim yerin içerisine sadece tığımın başını girdiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip dibine batıyorum. Ve örerek ilerliyorum. Şimdi kesme işlemimizi yaptığımız yere kadar sık iğnemizi örerek geldim. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Yarım trabzan örmek için ilk kesme işlemimi yaptığım yere giriyorum, bir defa alıyorum. İkinci yere giriyorum, bir defa alıyorum. Üçüncü yere giriyorum, bir defa alıyorum. Dördüncü yere giriyorum, bir defa alıyorum. En son trabzanımı da şu şekilde giriyorum alıyorum bir defa örüyorum bakıyorum bir tane örgümü sürdürdüm ve diğer kesmiş olduğum trabzanlarım 1 2 3 4 ve 5 5. bakınız şimdi bir defa başını doluyorum burada ikili trabzan şekliyle tamamlıyorum ve buraya bir tane zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ilk sık iğnemin yanına yarım trabzanımı örüyorum tek sefer çekiyorum ve kapatıyorum. Yarım trabzanımızı ördükten sonra sık iğnemizle devam ederek başlangıç noktamıza kadar ilerleyerek bu kısmı bitirelim. Şöyle görelim bakınız burun kısmımız tamamlanmış oldu. 1 2 3 toplamda 4 sıramızı örerek tamamladık. Şimdi en son noktaya gelelim ve beyazla olan işlemlerimiz sık iğneli bölüm tamamlanmış olsun. ipimizi yarımlamayalım. 1 2 3 Şimdi üç tane zincirimi çektim. Birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Trabzanlarımı birer birer örerek ilerlemek istiyorum. Ama öncesinde bakınız kalıbımıza şöyle giydirdim. Gayet güzel bir şekilde durduğunu görmekteyiz. Hem 6 hem şu şekilde bakınız üst kısmı beyaz kısmı görüntümüzü her yönden e, görebiliriz elimizde örerken biraz kırışık gibi durmakta ama ayağı geldiği zaman çok hoş e, görüntü kazanmakta şimdi bir sıra trabzanımızı başlangıç yerimize kadar örerek gelelim hiç atlamayalım her bir trabzanımızın bulunduğu Şuradaki noktalarımızın da her birine birer tane trabzanımız örelim ve başlangıç yerimizde görüşelim üst trabzanımızı örerek geldim ve e, başlangıç noktamın hemen yanındayım. 3 tane zincir çekmiştim. Zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Şöyle ortalayarak ve ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen lastik örgüsünü başlatmak üzere bir yandan bir arkadan alarak örüyoruz. Bakınız yandan şu şekilde giriyoruz. Ardından şöyle bakınız şu alt kısmında çalıştığımız şekliyle örmeye başlıyoruz. Hemen birinci zincirimizi çektikten sonra ilk önce ardından giriyorum örüyorum bir sonrakini yanından alarak örüyorum toplamda 4 sıra örüyoruz bir yandan her zamanki yapmış olduğumuz lastik örgüsü İlk defa yapan arkadaşlarımız için ise şimdi biraz daha bakın yavaş olarak göstermek istiyorum. Trabzanımın ardından giriyorum. Diğer tarafından çıkarak bir ve iki defa da alıyorum. Diğerini ise yandan giriyorum. Diğer tarafından çıkarak bir iki. Bir ardından bir yandan. Evet toplamda bu sıramız da dahil olmak üzere iki sıra daha örelim. En aşağıdaki ile birlikte dört sıra olsun. Yani bu da lastik örgüsüne çevrildiği için bu ikinci sıramız üç ve dört örelim. Daha sonrasında görüşelim. Sıramızı tamamladık. Bakın en son ardından alarak ördüm. Zincirimin olduğu sıradayım. Zincirimin olduğu sıraya şu şekilde geçişimizi yapalım. Bakınız. Yandan giriyorum. Alıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar tığımın başını doluyorum. İçte kalan kısımları ardından alarak örelim. Yandaki olanları yani kabartılı olanları ise yandan girerek örelim. Üçüncü sıramıza başladık. Geçişi göstermek için zorluk çekmesin diye arkadaşlarım yeniden geçişte birlikte olmak istedim. Evet bu şekilde örerek ilerleyelim. Kabartılıları yandan İçtekileri ise şöyle ardından giriyorum, diğer tarafından geçiyorum bakınız. Diğer sıramızı da örelim. Dördüncü sıramızı ördüm ve 3 tane zincir çekmiş olduğum yere son trabzanımı şu şekilde ilmeği geçirerek bağlıyorum ve bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırıyorum ve makasımla ipimi kesiyorum. Daha sonra ipimi hemen içeriye almak istiyorum. Öncesinde şu kenarlardaki görmüş olduğumuz süslemelerimizi çalışalım. Süslemelerimizi çalışmak için yine beyaz ipimizi kullanıyoruz ve bir tane zincir çekerek hemen başlayalım. Herhangi bir yerinden nereden isterseniz genelde arkaya yakın yerlere daha güzel olmakta. Bakınız şu şekilde başlıyorum. Bir tane takıyorum ilmeğimi. Çok kalın almayayım. Aşağıya yakın. Sol elimden tarafa doğru gidiyorum. Bakınız bu tarafa değil. Sol elimden tarafa doğru örüyorum ki örgümün üst yüzü e, yukarıya dönük olsun bakınız şu şekilde ters olmasın. Sol elinizden tarafa doğru ilerleyelim. Bir tane buraya sabitlendikten sonra tığımın başını doluyorum. Bakınız bir kabartılı, bir içte, bir kabartılı, bir içte olan bölümümüz var en altta. Bakınız alt sıradaki şu kısım sık iğnelere değil trabzanımın bulunduğu yerden iç kısma battım sabitledim buraya kendimi kabartılıyı atlıyorum diğer iç kısmın içerisine batarak 7 tane trabzanımı örmek için başını doluyorum ve başlıyorum 1 ipimizi içeriye alacağız daha sonra 2 3 4 5 5'i şimdi örüyorum 6, 7. Bakınız hiç e, hepsini ikili trabzan şekliyle ördüm. Kabartılımı atlıyorum. Diğer araya girerek batıyorum ve sabitliyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Kabartılı bölümü atlıyorum. İçteki kalan ilmeğimi 7 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 3, 4, 5 6 ve 7 hemen kabartılı atlayıp içte kalan kısmına arayamızın tüyleri Evet hemen tekrar kabartılı atlıyorum 7 tane trabzanımız bu şekilde örerek şuradaki görüntüyü oluşturalım son trabzan grubumuzu tamamlayıp tekrar sık iğneyle batıp bir tane zincirimi çekiyorum ve İpimi kesiyorum. Daha sonra ipimizi içeriye alma işlemimizi yapalım. Şöyle görelim bakınız. Şurası çorabımızın üst kısmı gibi görünmekte. Hemen bakınız iplerimizi şu şekilde içeriye alarak gizleyebildiğimiz yere kadar götürelim. Çok uzunsa tabii ki biraz götürdükten sonra kesme işlemimizi yapalım diğer bitişteki ilmeğimi alıyorum. içinde bakınız gizlemeye çalışıyoruz. Evet şimdi bağcık kısmını örmeye başlayalım. Ayakkabımın bağlama yerini bir tanesinin düğme dışa gelecek şekilde diğerini de diğer tarafa dışa gelecek şekilde ayarlamamız gerekmekte. Hemen ayarlamamız için bir tane zincirimi çekiyorum. Çok kolay bir şekilde bakınız hesabımızı şöyle yapıyoruz. Şöyle tuttuğum zaman bakınız şş, tam ortalıyorum. Çünkü ne kadar büyüklükte örerseniz tabi burasını genişleyeceği için şöyle ortada tutalım bakınız. Şöyle alalım. Bakın şuradan aldım. Bu tarafa doğru örerek ilerleyeceğim. Yine aynı yerine gelince kalacağız. Bir katını alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şimdi zincirimi şöyle bir düzeltiyorum ve geri saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine gelerek trabzanlarımızı örüyoruz. Ve hiç atlamadan ikili trabzan şekliyle bağlantı yerimize kadar birer birer trabzanlarımızı örüyoruz çatlamadan bakın bakın ilikte açmıyoruz düğmemizi üzerine dikerek kapatacağız Evet sona kadar örelim son trabzanımızı ördükten sonra bakınız şu kısma bağlanmıştık şöyle eğdikten sonra hemen yanındaki bir ikinci trabzandan sonra gelen bakınız şu araya batıyorum ve buraya sabitliyoruz şöyle bir tane de zincirimizi çekiyoruz bakınız şu şekilde ayarlamamızı yaptık diğer tarafa ise şöyle getiriyoruz pembemizin bulunduğu yere bir tane düğmemizi alarak dikiyoruz bakın yine birleşme noktamız ve düğmemizin olduğu bölüm şimdi düğmemizi dikelim ve buradan ipimi Bunları içeriye çekiyorum. Bunu da kesip içeriye çekelim ve sağlamlaştıralım. Düğmemizi diktikten sonra yeniden görüşelim. Evet, minik prensesimizin minik patiğini de bu şekilde örerek tamamladık. Çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de çalışmamıza beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.